Hanımefendiler, beyefendiler, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de iyiyim. Hadi gelin 85 bin kilometrede arabamız neler yaşamış onu hep birlikte inceleyelim. 85 bin kilometredeki aracımın artık yavaş yavaş yaşlanmaya başladığına dair delaletleri gördüğüm videomla karşınızdayım. Arkadaşlar, bu arabayı alalı 15 aydır aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Ve bu da 5666 kilometre gibi bir değere tekabül ediyor. Fakat yurt dışında tatillerde olduğum günleri, arabanın yattığı günleri de çıkartırsam 7000-7500 kilometre arasında aylık ortalama yol yapıyorum. Hadi gelin sizlerle birlikte neler eskimiş, nelerle ilgili sıkıntılar yaşadım, biraz daha burada olumsuz taraflarına bakmalı bir video çekeceğim. Öyleyse günümüz başlasın. Sevgili dostlar, arabada ilk fark ettiğim sorun, yani daha doğrusu eskime belirtisi direksiyondan geldi. 80 bin bakıma götürdüğümde böyle bir özellik yoktu. Son 5 bin kilometrede, yani bir ayda gerçekleşen bir şey. Öncelikle araç direksiyonunun üst tarafı düzleşmeye başladı. Ama nasıl biliyor musunuz? Böyle bebek şeyi gibi, teni gibi oldu. Yani o pütürtülerin hepsi gitti. Ellediğiniz zaman harikulade dümdüz bir şey oldu. Geçen günlerde de burada bir çatlak oluştu. Sonrasında bu yanındaki çizgiler aslında o çatlaktan sonra oluşan bir silme vasıtasında ve bezin içerisinde ufak bir şey takılıymış. O orayı çizdi. Ama asıl olarak maalesef aracın da garantisi bittiği için, hani burası böyle çatladı, kozmetik olarak hoşuma gitmiyor deyip de servis kaydı açabileceğim bir durum değil. O yüzden aracı güzel bir deri kaplama yaptırmak istiyorum. Hayırlı da oldu. Gerçek bir deriden güzel böyle dikişli bir şeye, belki de Alcantara direksiyona geçeceğim. Fiyat teklifleri alıyorum şu anda. Böyle sizlere o sürecin de hepsini çekerim. Isıtma petlerini bozmadan güzel bir şekilde yeni bir direksiyona sahip olacağım. Aman Allah'ım, araştırırken neler gördüm biliyor musunuz dostlar? Alcantaralı karbonlu inanılmaz direksiyonlar yapıyorlarmış. Ya acaba biz de böyle şeyler yapsak mı diye de düşünmeden edemedim. Gerçekten çok güzel olur. Gelelim ikinci ve eskiyen yerlere. Arkadaşlar, jant ve lastiklerle alakalı konuşmak istiyorum. 4 jantımın 4'ü de neredeyse tam tur çizildiler. Zaten bunu biliyorduk. 21 inç İstanbul gibi bir yerde kaldırımların, işte kenara çok arabayı dar park etmemiz gereken yerlerde bu jantların problem olacağını. Elin adamı ne bilsin, İstanbul gibi yerlerde biz arabaları sıfıra sıfır tam böyle kaldırımlara yanaştırarak park ediyoruz. Onlar büyük AVM'lerde genelde balık sırtı, etrafları boş olan yerlere park ediyorlar. Gelsin de İstanbul'da kullansın. Şimdi 4 jantı kumlama, etrafını temizletme gibi işler yaptırabiliriz. Hiçbir şekilde jant koruyucu, yanına plastik takışı falan, bunlarla uğraşmadım. Çünkü arkadaşlar, birkaç tane inceleme okuduğumda yüksek hızlarda o takılan parçaların fırlayarak arabaya zarar verdiğini ya da zaten çok kısa bir süre içerisinde kaybolduklarını söylüyordu. Türkiye'de de çok aktif bir şekilde kullanan kimseyle karşılaşmadım. O yüzden de o çözümü almadım. Lastiklerine gelecek olursak, 21 inç bu lastikler sevgili dostlar bugün yenilemeye kalktığımız zaman 50-60 bin TL'ye geliyor. Fakat Tesla'nın burada bir alameti farikası var. 30 bin kilometreye geldi ikinci setlerim. 57.500'de yapmıştım. Yani yaklaşık 27.500 kilometre yapmışız. 30 bin kilometreye gelen... Hop, bu sırada telefonum çaldı. 30 bin kilometreye gelen bu lastikler arkadaşlar aşınmıyorlar. Fakat olay Pirelli P0 T sertifikalı lastikte değil. Tesla'nın yazılımından kaynaklı bu lastikler şey yapmıyorlar. Tamamen kaymak gibi, yürümenin zor olduğu bir AVM otoparkında gaza biraz yüklendiğimde hiçbir şekilde aracın patinaj çekmediğini gözlemledim. Sen de deneyebilirsin. Yani bu araba 534 beygiri milim patinaj çekmeden arabayı kaldırabildiği için, istediğiniz kadar yüklenin ya da normal yolda o kadar kusursuz bir şekilde lastiklere stres bindirmeden arabayı kaldırıyor ki lastiklerin ömrü çok uzun oluyor. Şu anda herhalde ben bu lastikleri 30 bin kilometre daha, ben bu sefer 57.500'ü aşarım, 60 bin kilometreye kadar kullanırım. Belki ilerisi de olabilir. Böyle bir şeyimiz var, harikulade. Belki de beni
şeyden tanıdınız, PPF'e karşı olan adam, işte PPF yaptırmam kardeşim gibi 5 vazgeçilmez aksesuar videomdan tanımış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim aracımda PPF yok. Türkiye'nin en çok kilometre yapmış Tesla Model Y'sinin PPF'sizlik sonrasında ne gibi taş izlerinin olduğunu alenen görüyorsunuz. Bununla da alakalı çok güzel bir çözümüm var. Bildiğiniz üzere ben eğitim danışmanıyım ve şirketlere bol bol eğitim vermeye gidiyorum. Permanent markerlarla aracım siyah olduğu için siyah boyayla kapatarak hiçbir şekilde gözükmez hale geldiğini söyleyebilirim. PPF yine olsa yaptırır mıydım? Arkadaşlar yine olsa yine yaptırmam. Bu bir tercih meselesi. Aracımı çok seviyorum, işte değerini koruyorum falan. Ben PPF'in değer koruduğunu düşünmüyorum. Nice ilanda PPF'li arabalar, PPF'siz arabalardan farklı fiyata satılmıyorlar. Benim arabamın önü delikli diye zaten 85 bin kilometre olmuş arkadaşlar. Ben kendim bildiğim için birkaç ay içerisinde bu araba 100 bin kilometreye gelecek. Her zaman düşük kilometreli PPF'siz bir araba, yüksek kilometreli PPF'li bir arabadan daha efdal olacak. O yüzden çok fazla kendinizi kasmaya gerek yok. Ayrıca satarken çok ciddi sorunlar yaşayan arkadaşlarım var. Ben mesela bir araba olacak olsam, parasını da anlaştık, 30-40 bin lira kaporasını gönderdikten sonra derim ki kardeşim bana PPF'ini sök ver. Hem kendim gider istediğim PPF'i yaptırırım, hem de aracın boya kalınlığını saklama sıkıntısı olduğu için hasarlı bir parçanın, mesela şimdi benim arka bagajım değişti, yeniden boyandı. Oraya PPF yaptırsam siz onu söktürmeden değişip değişmediğini anlayamıyorsunuz. Sök tak diyorlar. Yani çok işin ehli olanlar belki biliyordur ama bir de asıl problem, PPF söküldükten sonra siz satarken diyelim ki alıcı 120 bin kilometreye geldi ve sök kardeşim PPF'i dedi. Hangi PPF'i kullandılar? Nasıl bir kalitedeydi? Sökerken komple cilasını alıp götürüp arabayı komple boyaya sokar mı diye bazı sıkıntılar var. Bir de bugünkü gibi müthiş bir güneşin içerisinde kaldıysa araba, o PPF'lerin en kalitelisi bile bir süre sonra iyice boyaya zerk oluyorlar. Ya da kalitesiz bir PPF ise bu sefer de sarımtırak bir renge dönüşülüyor. Öyle olduğu için siz olun. PPF'li araç alırken bir kuble daha dikkat edin. Yani hiç değilse giderse PPF'siz bir araç alırsın, onu kendin PPF'lersin, için rahat olur, güzel olur. Yani buradan şimdi ben bir sektörün ekmek yemesine karşı değilim ama kendi analitik bakış açımla düşüncelerimi yapıyorum. Ben zaten çok yol yapan biri olduğum için PPF benim arabamı sadece benim için koruyacak. Ben de gördünüz işte, board markerla rahat rahat arabayı nasıl diyeyim, kamufle ediyorum. Son maddeye gelelim. Allah'ım, güneş çok yaktı. Sonra bana diyeceksiniz ki ya Engin'cim sen de aşırı bir şey kaş çatıyorsun. Bir tanesi göndermiş, Engin'cim senin acil botoks yaptırman lazım. Arkadaşlar öyle botokslar motokslar bizi bozar. Ben öyle bir şey yaptırmam. Yani bir hayvan zehrini bilinçli bir şekilde vücudumu felç edecek bir işleme girmem. Allah-u Teala bizi böyle yaratmış. O da kendince güzel. Şöyle arkamızdan EGN'mizi gösterelim. Peki arkadaşlar, ben bunca zaman içerisinde EGN ile herhangi bir problem yaşadım mı? Hayır arkadaşlar. Hiç beni yolda bırakmadı. Hiç şarj hatası vermedi. Ondan sonra bir gün bir arıza problem çıkartıp da servisi aramak zorunda beni bırakmadı. Ve 85 bin kilometrede sadece servise 2 defa kendi zevkim ve isteğimle gittim. Bunlardan bir tanesinde 80 bin kilometreden önce işte o videoydu. Hava filtresini değiştirdim. Polen filtresini. Aslında değişmesine çok da gerek yoktu. Ama güzel oldu. Bir kere de önünden kaçan bir hırıltı vardı. Yaprak kaçırmışız. Ama çok az gelen bir sesti. Belki de 2 tane yaprak çıkarttılar. Aha da şu yapraklar kadar büyük yapraklar değildi yani. O yaprağı çıkardıktan sonra o ses de kesildi. 2 defa 4500 TL. Bir tanesi dediğim gibi benim kendi zevkim. Diğeri de aslında benim kendi zevkim olacak şekilde aracıma bakım yaptırdım. Problemle karşılaşmamak, sürekli arabanın çalışacak olduğunu bilmek ve güzel bir şekilde yol alacağımızı bilmek, Tesla'mızı her gün 200 kilometre, 250 kilometre kullanabilmemizi sağlıyor. Canım EGN'm, iyi ki varsın, iyi ki benimle birliktesin. Vallahi mutlu ettin bizi. Şimdi arabanın içerisine bindim. Hem bir yol yapalım birazcık, trim sesleri vesaire ilgili. Hem de bir tüketim rakamı sizlerle çalışmak istiyorum. Dostlar, 85 bin kilometrede 186 watt saatlik bir ortalama tüketimim oluşmuş. Ben arabanın kendi iç detaylarına baktığım zaman bunun %55'i ev şarjı, %45'i sokak şarjı. O zaman ne yapalım? Hadi gelin sizlerle birlikte. Ben yaklaşık ev şarjını
2,5 TL'ye kullanıyorum. Sokak şarjında 10 TL diyelim. 12,5 bölü 2. Yani benim kilowatt maliyetim ortalamada 6 lira 25 kuruş olmuş. Şimdi 15.000 çarpı 15.782 kilowattla çarptığımız zaman şu ana kadar cebimden 98.637 TL bir para çıkmış. Bunu da 1.1 ile genişletmek istiyorum. Çünkü şarj kayıpları vesaireleri var. 108.500 TL olmuş. Bölü 85.046 dersek kilometrede 1 lira 27 kuruşa bu aracı elektrik maliyeti olarak kullanmışım. 1 lira 27 kuruşu görmüş oldunuz ki ben çok basan birisiyim. Bunu da itiraf ediyorum. Bugünkü 26 kilometre 162 watt saate çok bakmayın siz. Normalde Kuzey Marmara'yı işe gidip gelmek için çok kullandığım için orada yasal hız limitlerinde bize verilen yetkiye dayanarak oldukça kullanıyoruz. Şimdi yolda da trim seslerine gelelim. Bakırköy'ün ve Kırköy Meydanı'nın arka sokaklarında geziyoruz sevgili dostlar. Mikrofonumda hiçbir şekilde bir ses engelleme özelliği yok. Ve trim sesleriyle alakalı konuşmak istiyorum. Araba 15 aydır bende ve 2 defa trim sesleri için servise başvurdum. Bunlardan bir tanesi 2. aydaymış arabayı aldıktan sonra. Diğeri de 4. aydaymış. O günden beri bahsettiğim bir aynadan gelen bir ses vardı, tıkırtı klasik. Daha sonra bir de şu üst taraftan gelen ses vardı. Her ikisi de halloldu. Şu anda arabanın içerisinde sizlerle yaşayabilmek için şöyle yol üstündeki çukurları tutturmaya çalışıyorum bakın. Herhangi bir ses var mı? Siz daha dikkatli dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi mikrofonda hiçbir uygulama yok. Evet, kusursuz bir şey. Hiçbir tıkırtının olmadığı, sadece arabanın içerisindeki ufak tefek çantaların vesairelerin yaptığı, bir de arabayı yeni yıkattığım için pırıl pırıl bir durumdayız. Oynayan eden hiçbir şey yok. Şöyle yola çıkalım. Bakın tümsekten geçiyorum. Ön gıcırdama yok. Onu da yaptırmıştım. Ön amortisör gıcırdaması olursa eğer onu da serviste ufak bir düzenlemeyle yarım saatlik bir işle ücretsiz bir şekilde düzenliyorlar. Trim sesleriniz varsa aracınız birinci seneyi dolmadan götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü arabanın sıfır imalattan kaynaklı trim seslerini ilk bir sene içerisinde düzeltiyorlar. Sonrasında bu konuda yani benim oradaki duyduklarım ücrete mukabil yapılabilir. Çünkü bir eskime olarak değerlendiriliyor. Aynı direksiyonum olduğu gibi onu söyleyebilirim. Ama araç kusursuz bir şekilde bakın. Oh çok güzel. Lap lap. Yani tok bir şekilde gidiyor. 21 inç jantlarıyla, incecik yanaklarıyla bu kadar güzel bir konfor. Sıfır seslilik. Bakın tekrardan. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim bir başka konuya. Premium Connectivity. Arkadaşlar şu anda her ay, işte benimki galiba 23'ünde bir gece vakti 150 TL şeyden çekilen, EasyCo, Tesla.com'dan çekilen bir Premium Connectivity var. Bu araca ücretsiz Spotify, Netflix, canlı araba kontrolleri getiriyor, uzaktan bağlantı getiriyor gibi gerçekten çok katma değerli servisler var. Ben aracın güvenlik kameralarını özellikle şeyde kullanmayı çok seviyorum. Otoparklarda, AVM otoparklarında kullanmak çok güzel oluyor. Nerede kaldığını unuttuğum zaman arabanın açıp bakabiliyorum. Şimdi 150 TL geçen seneki yorumlarımda oldukça yüksek bir bedel, işte 300 lira 450 lira olursa almam demiştim. Fakat cep telefon faturamın 900 TL'ye çıktığı bir ortamda 150 TL gerçekten ekonomik bir şey. Tek sıkıntısı maalesef Tesla burada bir yıllık abonelik sunmuyor. Her ay çekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 130 TL'den bu rakamlara geldik. Hal öyle olunca da yarın öbür gün 250, 300, 400 liralara çıkartıp çıkartmayacağına dair bir bilgimiz yok. Premium Connectivity gerçekten almaya değer güzel bir şey verdiğini söyleyebilirim. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. 85 bin kilometre boyunca yanımızdaki cengaverle hayata devam ettik. Siz de benim yan koltuğumda olmak isterseniz aşağıda katıla tıklayarak özel içeriklerimi ve çeşitli buluşmalarda EGN 45 yan koltuk
spesyalitesine sahip olabilirsiniz. Öyleyse bir başka etkinlikte ve içerikte görüşünceye dek de esenlikler diliyorum.